bugünkü okuyacağımız sureyi celiyle Tur suresi başlangıçta bir harf talimi, ardından asistan hocalarımızdan bir miktar tecvid tahlilinden sonra ana dersimize geçeceğiz inşallah. Yüksek sesle, canlı bir şekilde harf talimini dikkatli bir şekilde yapmaya başlayalım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eb. Eb. Et. Et. Es. Es. Eng. Eng. Er. 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 End. End. Ez. Ez. El. El. Ez. Ez. Es. Es. Eş. Eş. Els. Els. El. El. Apple. Apple. El. El. Air. Air. El. El. F. F. Dilin kökünü üst bölgeye değmesiyle kaf harfi Apple. Apple. Bu kökten çok az biraz ileriye doğru kef harfini çıkartacağız. Çok ileriden değil. Ek. Ek. El. El. Em. Em. En. En. Vav harfinde dudaklarımız daima ileri olacak. Ev. Ev. Eh. Eh. Ey. Ey. Şimdi harflerin şeddeli haline geçiyoruz. Harflerin şeddeli halinde mahrecin yerini tam belirlemek için yapılan güzel bir çalışmadır. Mahrecin yerini daha da ispat edeceğiz şimdi. Ebbe. Ebbe. Ette. Ette. Esse. Esse. Dilin ortası. Egge. Egge. Ehe. Ehe. Echo. Echo. Edde. Edde. Ezze. Ezze. Ra harfi kalın. Elro. Elro. Ezze. Ezze. Esse. Esse. Eşe. Eşe. Sat harfinde sin gibi değil, kalınlığını gösterecek dilin kökünün yukarı doğru gitmesi istila sıfatı diyoruz. Başka hangi sıfat vardı? Itbak sıfatı dediğimiz neredeyse yapışacak. Esso. Esso. Ello. Ello. Eppo. Eppo. Ello. Ello. Ayın harfi parlak çıkacak. Erre. Erre. Evvo. Evvo. Effe. Effe. Eppo. Eppo. Ekke. Ekke. Elle. Elle. İster teşdid, ister idgam isteğin olsun. Mim ve nunu şeddeli gördük mü, 1,5 elif miktarı çekeceğiz inşallah. Emme. Emme. Enne. Enne. Evve. Evve. Ehe. Ehe. Eyye. Eyye. Şimdi suremize başlıyoruz. Sırasıyla hoca arkadaşlarımızdan bir mikrofon uzatabilir miyiz? Fatih hocamızdan başlayalım. Fatih Kılıçoğlu hocamızdan başlıyoruz. Arkadaşlar, yani bir satır kadar, 3 ayet, bazen bir satır kadar tecvid tahlili yapalım. Herkese dikkat etsin. Ve tur la mutarifin idgama ve hükmü ra ve metti aras ve hükmü ra kalın. Ve kitab metti tabi bimme idgama ma'al gunne mes tur metti aras ve hükmü ra kalın.
fiil meddi tabii. Rabbin idgam misleyin hükmün ra kalın. Rabbin idgam misleyin bila hunne. İmme idgamı ma'al hunne. Men şu ihfa. Şu meddi arız ve hükmün ra kalın. Velbe la mutarifin izharı. Beytilme la mutarifin yine izharı. Ma'mur meddi arız ve hükmün ra kalın. Vesse la mutarifin idgamı. Sa'u kalbele. El fil'e la mutarifin izharı. Mev hükmür ra kalın. Fü' meddi arız. Vel be la mutarifin izharı. Behri hükmür ra ince. Elme la mutarifin izharı. Mescûr meddi arız hükmür ra kalın. İnne teşdid me'al hunne. Azâ meddi tabi'i. Ra hükmür ra kalın. Rabbi idgam isteyin bilâ hunne. Lava meddi tabi'i. Mâ meddi tabi'i. Lehu zamir men ile. Min da ihfa ve meddi tabi'i. Yevme temû meddi tabi'i. Ruh hükmür ra kalın. Essemâ lâm-ı tarifin idgamı ve meddi muttasıl. Mevra hükmür ra kalın ve meddi ivaz. Vatesi meddi tabi'i ruh hükmür ra kalın. El cibel lam-ı tarifin isharı. Seyra hükmür ra kalın ve meddi. El cibel meddi tabi'i. Seyra meddi tabi'i ve meddi ivaz ve hükmür ra kalın. Feveylül lünye idgam ma'al gunne yevme idillil. Lam-ı tarifin izharı mükeddi idgam misleyin bilâ gunne. Bi meddi arız. Elle teşdid bilâ gunne. Zî meddi tabi'i. Hür fi mimi sakin izharı. Fi meddi tabi'i. Khalliyye idgam-ı ma'al gunne. Yel'abûn meddi arız. Yevme yuda'u idgam misleyin bilâ gunne. Ru meddi tabi'i. İlâ meddi tabi'i, nâ meddi tabi'i, rî hükmü râince, cehennâ teşdid me'al hunne, da'a idgâm misleyn bilâ hunne ve meddi duvaz. Hâ meddi tabi'i, zihinnâ lâm-ı tarifin idgâmı, nâ meddi tabi'i, ruh hükmü râ kalın, elle teşdid bilâ hunne, tî meddi tabi'i, kûn-tü ihfâ, tüm bir mimi sakin ihfası biha meddi tabi'i tükezzi idgâm-ı misleyin bilâ gunne bu meddi arız. Evet, bundan sonra yine devam ediyoruz. Unutmayın, bakın hoca arkadaşlarınız her şeddeye idgâm misleyin demediler. Yani bazısı idgâm misleyin, bazısı kendiliğinden devamlı şeddeli. Onlar için teşdit kavramını yeni katılan arkadaşlarımıza öğrenecek. Devam ediyoruz. Satırın sonuna kadar. Bir satır olsun. Zihrun he izhar mutlak he meddi tabi ve meddi mufasıl hem e mimin izharı en ihfa tüm le mimin izharı le meddi tabi tüm kalkale zihrun hükmü rakalın meddi arız lev he meddi tabi bir hu hükmü rakalın e meddi mufasıl La meddi tabi tasbihu hükmü ra kalın. Hükmeddi tabi hükmü ra kalın. Sevâun meddi muttasıl un'a izhar mutlak aleykum mimin izharı. Yok, devam ederse. Duydu, durdu. İnne teşdid me'al gunne ma meddi tabi tüc kalkale zevce mâ meddi tabi mâ evet meddi tabi kuntum ihfa tüm mimin izharı te'melûn meddi arz inne teşdid me'al gunne el lam tarifin izharı mütte idgam misleyin bilâ gunne gîn meddi tabi fî meddi tabi cennet
Meddi tabi ve idgam misli mal gunne. Cehennem kelimesinde teşhis diyoruz. Cennet kelimesinde idgam misli diyoruz. Evet. Tim ve idgam mal gunne. Ve na'im isa. Meddi arız. Meddi arız. Evet. Fe meddi tabi. Kihi meddi tabi. Bime meddi munfasıl. Te iki tane meddi tabi. Hüm ra. Mimin izharı ra hükmü ra kalın rabbu idgamun misleyin bila hunne tamam ve ka metti tabii hüm ra metti mimin izharı rabbu idgam misleyin bila hunne hüm ra mimin izharı azabel azabetti tabii belce Lamtar bin izharı cehîm meddi arız. Külü meddi tabihi. Veşradu hükmurra kalıp bu meddi tabihi. Hemi em meddi muttasıl. Em bime ikli. İdga. İdga. Em mi? Aziz mi? Ben yanlış söyledim. İklak olacak. Evet, iklak. Bima metti tabi kütüm ihfa. Evet, hemen yanımızda. Künün ütüm. Te'lemun metti arız. Mütte idgâb-ı misleyin bilâ gümle. Bir metti tabi'i. Alâ metti tabi'i. Sûru hükmürra kalın. Rimme hükmürra ince. Rimme idgâb-ı maal gümle. Mesfû metti tabi'i. Ve zevve idgâb-ı misleyin bilâ gümle. Cehd. Rezevveci ne, c'de kalkale sıfatı var, ne meddi tabi'i, hüm bi, ifa-ı şeferi, evet. Yuhu meddi tabi'i, din-i izhar-ı mutlak, burada bitirelim. Tamam, peki, çok teşekkürler. Dersimizin devamında hocamızı, Kerim hocamız dersin başlangıcını yapacak. Kur'an tilaveti için Kerim Öztürk hocamızı çağırıyoruz. Arkadaşlar dersimizin kelime kıraati diye yaptığımız bölümüne geçtik ve yavaş yavaş beraberce okuyacağız. Mahreç merkezli, tecvid merkezli, harf sıfat merkezli inşallah okumaya gayret edelim. Biz ne okuyorsak onu aynen süresiyle, zamanıyla uygulamaya çalışalım. Eûzu billâhi mineş الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبيت المعمور
söyleyelim bir daha. Haklarını verelim onlara lütfen. يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا. يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ Oh.
يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم
ne de tevil şeyliğiyle, yani hadir şeyliğiyle münferide kıldığımız zaman düzeltiyorum. Hadir şeyliğiyle okumamız daha güzel olur ama kıldırıyorsak tevil şeyliğini takip edebiliriz. Dedikten sonra şimdi sadece asistan hoca kadromuzla hazırlık sınıfı dinliyor. Sadece asistan kadromuzla tekbir seyriyle sure-i celileyi bitirmeye çalışalım. Arkadaşlarımız dinlesinler. Kulağa hoş gelen tatlı bir üslup ve sade bir seyirle artık kulağımıza ne gelmişse makam olarak ne kadar bu işi becerebiliyorsak o şekilde okuyalım. Dikkatli. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم منفصل 1 متصل 2 فذكر فما أنت بنعمة ربك بمجنون فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون سادة فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين قل تربصوا فإني معكم أحلامكم بهذا أم هم قوم طاغون أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا
مغرم مثقلون أم تسألهم أجرا isteyen, pekala bu seyri kendine rehber, örnek alarak güzel Haşr-ı Şerifler okuyabilir. Tedbir usulü. Ki Türkiye'de ve dünyada belki en iyi tedbir okuyan bir hocanın rehberliğinde, hocamızın rehberliğinde o berrak latif sesinden tedbir dinliyoruz, dinleyebiliyoruz. Haşr-ı Şerif okuyan kardeşlerimiz, her birisi birbirinden değerli. Haşr-ı Şerif örnekleri veriyorlar. Örnek okuyuşlar veriyorlar. Sonra kırık meal bölümü. Efendim namaz kıraati, harf talimi, tecvid tahlilleri, yani bunların her birisi
bu noktada gerçekten eşsiz yapılan faaliyetlerden birisi hepsinin bir arada bulunması diyelim. Şimdi sırasıyla dersimizin ikinci, üçüncü bölümüne geçiyoruz. Kırık meal vermek üzere üç hocamız burada olacaklar. Süleyman Uysal, Ahmet Saygı ve Fatih Kılıçoğlu hocalarımız. Öncelikle Süleyman hocamızı davet ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ve Tûri, Tûra ve Kitâb-i Mestûr, satır satır yazılmış kitaba, fî Rabbim ince deri üzerine mentûr yayılmış. Vel beyt-il me'mûr, beyt-i me'mûra, ve s-sakfil merfû, yükseltilmiş tavana göğe, vel behril mescûr, kaynatılmış denize, and olsun ki, yemin olsun ki, İnne mutlaka şüphesiz azâbe rabbike rabbinin azâbı levâkî vukur olacaktır. Ma yoktur lehu ona min dâfi engel olacak yoktur. Yevme o gün temuru çalkalanır esseme gökyüzü mevra bir çalkalanışla ve tesiru yürür el cibâlu dağlar seyra bir yürüyüşle. Feveylün vay haline yevme idin o gün lil mükezzibîn yalanlayanların. Ellezînehum onlar fî havzîn daldıkları bataklıkta yele'abûn oynayıp dururlar. Yevme o gün yüde'ûne itilirler, kakılırlar ilâ nâri cehenneme cehennem azabına de'a sürüklenirler. Hâzihi işte bu ennâvun letî kuntum bihâ tükezzibûn yalanlamakta olduğunuz cehennem azabı işte budur. Efe sihrun hâde, bu da mı bir büyü, bir sihir? Em yoksa entüm siz la tübisirûn, görmüyor musunuz? İslevhe girin, tasbiru, sabredin. Ev la tasbiru, ister sabretmeyin. Sevâun birdir aleyküm sizin için. İnnemâ mutlaka tüzevne, cezasını çekeceksiniz, karşılığını bulacaksınız. Mâ kuntum te'melûn, yaptıklarınızın. İnne fakat, innel müttakîne, takva sahipleri, fî cennâti ve ne'îm, cennetlerde ve nimetler içindedirler. Fâkihîne, fâkihîne, esenlik içerisinde, bimâ âtâhum rabbuhum, Rablerinin onlara verdikleri ile beraber esenlik içerisinde orada bulunurlar. Ve vekâhum rabbuhum, Rableri onları korur, azâbel cahîm, cehennem azabından. Kulû yiyin veşrabû için, henîen, afiyetle, bimâ kuntum te'melûn, yaptıklarımıza karşılık. Müttekiine yaslanırlar ala sürürin yüksek koltuklara nasfufe sıra sıra dizilmiş yüksek koltuklara yaslanırlar. Ve zevvecnâhum onları evlendiririz bihûrun în iri gözlü hurilerle. Vellezîne âmenû inananlar ve tebaathum ve kendilerine uyanların zürriyetehum zürriyetleri de bi imanin imanda elhaquna katmışızdır bihim kendilerine zürriyetehum zürriyetlerini ve ma eletnâhum eksiltmemişizdir min amelihim amellerinden min şey bir şey kull ümriyim herkes bime kesebe kendi kazandığına rahim rehindir. Süleyman hocamıza teşekkür ediyoruz. Gayet güzel bir kırık meal. Evet. Ahmet Saygı kardeşimiz.
فَأَمْدَدْنَاهُ Onlara bolca verdik فَاكِهَتِنْ Meyveden, وَلَحْمِنْ اَتْتَنْ مِمَّا يَشْتَهُ Canlarının istediği. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا Orada elden ele dolaştırırlar. كَأْسَنْ kadehi لَا لَهُمْ içildiğinde boş söz söyletmeyen fîhe orada ve lâ tekfîm ve günaha sokmayan bir kadeh, bir sarhoşluk halinde. Ve yatûfu ve yatûfu dolaşır aleyhim onların etrafında gılmânun lehum onların hizmetçileri keennehum sanki lü'lü'ün inci gibi, meklûn sedeflerinde saklanmış inciler gibi. Ve akbele dönüp, birbirlerine dönüp dolaşırlar. Ba'duhum birbirlerine söylerler. Yetesâelûn sorarlar. Kâlû derler ki, İnnâ künnâ muhakkak biz kâblû bundan önce fî ehline ailelerimiz arasında müşfikîn akıbetimizden korkardık. Femennallâhu Allah bize lütfetti. Aleyna bize lütfetti. Ve vekâne ve bizi korudu. Azâbessemûm içlere işleyen bir azaptan bizleri korudu. İnne kunne muhakkak biz min gablu bundan önce şöyle gittik. Ned'ûhu ona dua eder, ona yalvarırdık. İnnehu muhakkak huvel berrur rahîm o çok iyiliksever ve çok merhametli. Fezekkir, nasihate devam et. Feme ente, sen değilsin. Bi ni'meti rabbike, Rabbinin nimetiyle. Bi kâhinin, ne bir kâhin, ve la mecnun, ne de bir mecnun değilsin. Em yekûlûne, yoksa onlar şâirun, bir şairdir. Ne terabbesu, biz bekliyoruz bihi raybel menûn. Onun zamanın fitnesine, zamanın azabına uğramasını bekliyoruz mu diyorlar yoksa? Kul de ki, terabbesu biz de, ben de bekliyorum, ben de bekleyenlerdenim. Ve inni ma'akum sizin gibi, minel muterabbisiyim, sizin gibi ben de bekleyenlerdenim. Em te'muruhum yoksa onlar emrediyorlar mı? Ahlamuhum akılları mı onlara emrediyor? Bihâdâ bunu emhum yoksa kavmun tâvûn onlar azgın bir kavim midirler? Em yekûlûne yoksa onlar mı diyorlar tegavvele kendisinin uydurduğunu bellâ yu'minûn hayır onlar inadına iman etmezler. Felyettû haydi getirsinler bir hadîfin bir söz getirsinler, mitlihi, benzeri bir söz. İn kânû sâdibîn, eğer doğru söz söyleyen kimseler iseler. Em hulibû, yoksa onlar mı yaratırlar? Min gayri şeyin, bir şey olmaksızın. Em hûm, yoksa el hâlibûn, onlar mı yaratıcılardır? Em halabû, yoksa onlar mı yarattılar? Es-semâvâti zûdnirî, vel ar ve yeri. Bella yuqinun. Hayır, onlar asla inanmazlar. Teşekkür ediyoruz Ahmet hocamıza. Fatih hocam için soruyu bitirecek. Em yoksa indehum onların yanında mı hazainu rabbike rabbinin hazineleri em yoksa hum onlar el musaytirun hüküm sahipleri mi egemen mi olmuşlar em yoksa lehum onların yanında var onlar için süllemun bir merdiven yestemi'une dinliyorlar fihi orada fel ye'ti gelsin getirsin müstemi'uhum onların dinleyicileri bi sultanin mubin açıklayıcı bir delil. Em lehul em yoksa lehul benatu kızlar onun
وَلَكُمُ الْبَنُونَ oğlanlar sizin mi? Em yoksa tes'eluhum sen onlardan istiyor musun? اَجْرًا bir ücret. فَهُمْ onlar min مَغْرَمٍ bunun bu borçtan dolayı مِسْقَلُونَ ağır, ağır bir yük altında eziliyorlar. Em yoksa عِنْدَهُمْ onların yanında mı? اَلْغَيْبُ غَيْبُ فَهُمْ onlar يَكْتُبُونَ yazıyorlar. Em yoksa yuridune onlar istiyorlar keyden bir tuzak kurmak. فَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا inkar edenler gelince هُمُ الْمَك۪يلُونَ asıl tuzağa düşecekler onlardır. Em yoksa lehum onlar için var mı? اِلَهُمْ bir ilah غَيْرُ Allah'tan başka. سُبْحَانَ Allah münezzehtir عَمَّا يُشْرِكُونَ onların ortak koştuklarından. وَاِنْ يَرَوْ görürler kisfen bir kütle mine semai semadan gökyüzünden sakidan düşmekte yekulu derler sahabun merkum bir bulut yığını veya kümelenmiş bir bulut yığını fezerhum sen onları bırak hatta ta ki yulaku mülaki oldukları zaman yevmahumul lezi o güne ki fihi onda yus'akun çarpılacaklar. يَوْمَا o gün لَا يُغْنِي عَنْهُمْ onlara fayda vermez. كَيْدُهُمْ onların tuzakları şeyen hiçbir şekilde وَلَا هُمْ ve onlar يُنْصَرُونَ yardım da görmezler. وَاِنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا zalimlere gelince muhakkak ki zalimler onlara عَذَابًا vardır bir azap دُونَ ذَٰلِكَ bundan başka وَلَاكِنَّ ve ولكن اكثرهم ve onların çoğu la ya'lemun bunu bilmezler. Vasbir sabret li hukmi rabbike rabbinin hükmüne fe inneke muhakkak ki sen bi a'yunina bizim gözetimimiz altındasın. Vesbih tesbihat bi hamdi rabbike sen rabbini hina taqum kattığın zaman. وَمِنَ الْلَيْلِ gecenin bir kısmında فَسَبِّحْهُ tesbih et ve onu tesbih et وَاِدْبَارَ النُّجُومِ yıldızların kaybolduğu anda. Hocamıza da teşekkür ediyoruz. Güzel bir meal oldu bugün inşallah meal-i şerif. Şimdi hocamızla mikrofon tefsir için. Daha sonra kalan şeyinde inşallah açıklamasını Hayri hocamızdan alacağız. Kur'an'ın bir suresini hedef kitlemize, hedef kitlemizin içindeki bütün fertlerin anlayacağı dilde ve kısa vermek lazım. Sohbette budur. Uzatmak, yaymak, çok detaya inmek doğru değildir. Onlar derslerde olan şeylerdir. Biz bugün burada ayrıldık buradan. Tur suresi hakkında bir malumat sahibi olmuşsak ana hatlarıyla biz hedefimize ulaşmışız demektir. Biraz evvelki çalışma kelime basında öğrencilerimizin, imam arkadaşlarımızın her gün 10 kelimeyi dağarcıklarına koyup buradan ayrılmaları başarıdır. Bunu kim okuyacak, kim öğrenecek? Biz. Kim araştırma yapacak? Bizler. Sokaktaki sade vatandaşımız sadece yaşamaktan, ibadetin olacağı kadar, ibadet yetecek kadar, sahih olacak kadar bilmesi yeterli. Ama biz onu bilmemiz lazım. Yani bunu hocalar bilir, başkaları bilir deme lüksümüz yok. Değerli arkadaşlar, Tur suresi yine Mekki surelerinin özelliğini taşıyarak yeminlerle başlar. Birinci ayette kuvvetle muhtemeldir ki Hazreti Musa'nın vahiy aldığı, Rabbi ile konuştuğu Sina Dağı ifade edilmiştir. İki ve üçüncü ayetlerde satır satır yazılmış ilgili malzemelere bununla kasıt açıklamalar olmakla beraber ağırlıklı görüş amel defteridir. Amel defterine yemin. Dördüncü ayette yine
bir takım açıklamalar olmakla beraber aşağıdaki ayetlerle birlikte düşünüldüğü zaman Kabe'yi Cenab-ı Hak kastetmiştir. Tabi ne diyoruz? Allahu alem. Mutlak konuşmak ilim erbabına yakışmaz. Allahu alem. Yükselmiş göğe, kaynatılmış denizlere, bütün bu yeminler yeminden sonra gelecek tehdidin, haberin ciddiyetine, önemine işarettir. Ey müşrikler, bilin ki başınıza gelecek felaket kesindir, onda hiç şüphe yoktur. Kıyamet günü dağlar yürütülecek, gökler paramparça olacak. Bütün bunları seyredip tekzibinde, inkarında devam edenler, yazıklar olsun, eyvahlar olsun size. Hala oyun içinde, eğlence içinde hayatınıza devam ediyorsunuz. Ama şimdi sahneyi başka bir tarafa taşıyor Cenab-ı Hak. Böyle olanlar, özellikle müşrikler, müşriklerin yolunda asırlardan beri gidenler ve günümüzde olanlar, sadece Kur'an onlara inmemiş. Böyle küfr-i inadiyle hareket edip kafir olarak öbür aleme göçenler, mezarlarından yetkili memur ve jandarmalarla birlikte yakalarından tutulup ite kalkıla götürecekler. Ve onlara denilecek ki, şimdi hadiseyi gördün. Dünyadayken sihir diyordun, kehanet diyordun, şiir diyordun, alay ediyordun. Şimdi gördün, buna mı sihir? Bak bakalım ne olacak halin. İşte gördün, hadi bakalım. Mekanın hazır, gireceksin. İster sabret, ister sabretme. Artık o senin bileceğin iş. Dedikten sonra Cenab-ı Hak, takva sahibi kendi katında kaliteli, kendisinin Müslüman dediği müttakilere yer veriyor. Ben 3-5 cümleyle hemen hızlı geçiyorum. Hayır Hoca biraz sonra cennet kavramıyla açıklayacak. O da çok kısa bir özet verecek. Cennetlikler, nimetler içinde cehennemden korunacaklar. Yiyip içecekler koltuklar üzerinde. Bizzat Cenab-ı Hak onları güzel eşlerle evlendirecek. Yiyip içip keyiflerine bakacaklar. Öyle ki uyu yiyip içmede saçmalamak yok, sarhoş olmak yok, kötülük yok, günah işlemek yok. Böyle bir cennette etraflarında pırıl pırıl sırf kendilerine hizmet eden o elçiler, o görevliler. Şimdi lütfen dikkatinizi okuyacağım ayete çevirin. Bunlar bir girizgah gibi olabilir surede. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Müminler وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ Ve onlara tabi olan zürriyetleri, çocuklarım, torunlarım, yakınlarım. Bir iman, iman ile. Benim oğlum mümin ise, benim kızım mümin ise, torunlarım mümin ise, اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ Biz o cennetlik ana babanın yanına iman ile onlara tabi olan bir çoluğunu, çocuğunu da onların yanına katacağız. Bir daireye girdiniz, bir hane halkı oturuyor. İkinci, üçüncü hane halkından insanlar geldiği zaman aklına gelir, şimdi nereye saracağız? Bir sıkıntı olacak. Oturanların da belki aklına gelebilir Cenab-ı Hak. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ Onların amelinden. Yani sizin yerinizden eksiklik olmayacak. Cenab-ı Hak aranıza katılanlarla birlikte siz yine rahat rahat cennetteki nimetlerle birlikte olacaksınız. Bu ayetin cennete girmenin şartının iman olduğuna işaret ettiğini söylememiz lazım. Fakat dünyada çoluk çocuğumuz ve yakınlarımızla birlikteliğimiz sevgiye, saygıya, alakaya, ilgiye bağlı. Eğer onlar da bizim gibi iman etmiş iseler, cennette birlikte olacağız. Keyfimize keyif. Hem biz memnun hem de onlar. Ama dünyadayken en yakınlarımızdan Allah korusun
biz Müslüman olarak ölmüş anne baba ama çocuklarımız beter kötü bir yolda ise biz onlarla birlikte olmayacağız. Onlar bizim yanımıza gelemeyecekler. Yalvarsak da etsek de onlar bizimle olmayacaklar fakat onlar aramızda olmadığı için üzülmeyeceğiz. Tasa etmeyeceğiz çünkü cennette bu duygular yok. Artık herkes kendi yalı ile kavrulacak denilebilir. Şimdi burada benim babam hoca, benim dedem şeyh, benim sülalem falan diyerek biz de bunların eteğine tutuşur ve cennete gireriz. Hükmünü Kur'an-ı Kerim reddediyor. Küllüm ri'in bima kesebe vahidin. O kadar. Demek ki yani hiç amelimiz yok, müminiz, günahımız çok, amelimiz az. Nasıl olsa babam, nasıl olsa anam, nasıl olsa dedem, hocam diyor. Sana soracaklar, sen ne getirdin diye soracaklar. Bu ayet-i kerimeyi özellikle dikkatle takip etmenizi istiyorum değerli arkadaşlar. Yani bunun üzerinde mutlaka durup diyorum. Küllüm bi'in bina kesebe rahin ayetin sonu şöyle. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabı karşılığında bir rehindir. Bir borçluk birinden, bir kimse birinden para istedi. Borç aldı. Borç verenle borç alan arasında bir hukuk oluştu. Borç veren der ki vaktinde, saatinde ödeyemezsen bana bir rehin isterim. Bir garanti isterim. O garantiyi vermezsen para veremem sana. Aynen bu nasıl böyleyse rehin kelimesiyle biz de Allah katında bedenimizle, varlığımızla rehin tutulacağız. Cenab-ı Hak meleklerine buyuracak. Bakın bakalım amel defterlerine. Bakılacak amel defterlerine hesabımız, kitabımız verilirse, kolayca ödemeyi yaparsak Cenab-ı Hak yakamızı meleklere bırakın diyecek. Gönderin onu cennetine. İşte burada rehin ne demek, ne anlamda bunu bu şekilde anlamamız lazım. Fakat ibadet, kulluk borçtur. Ama hangi kulluk, hangi ibadet? Salih ibadet, salih amel. Öyle her götürdüğümüz ameli Allah kabul etmeyecek. Ameli salihi kabul edecek. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de, Fatır Suresi'nde اِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ. Ona ancak güzel sözler, zikirler, Kur'anlar, ibadetler, güzel kelam vesaire, bir de güzel davranışlar ona ulaşır. Diğerlerine kapılar kapalı. O halde Allah'ın kapıları açtığı amel-i salih ile gitmenin mücadelesi içinde olalım ey mümin kardeşlerim. Ayet-i kerime bize bunu böyle söylüyor. Peki cennettekilere Cenab-ı Hak tekrar dönüyor. Bu önemli ama bunun altını özellikle burada. Oturmuşlar cennette zevk-ü sefa içerisinde konuşuyorlar. Soruyorlar, diyorlar ki biz dünyada ailemizde bulunduğumuz muhitte, bulunduğumuz ortamlarda her ne kadar ibadet ettiysek de hiçbir zaman bunu bir garanti görmedik. Her zaman şöyle düşündük. Ya Rabbi sonumuz ne olacak? Ya Rabbi ahir akıbetimizi hayır eyle. Böyle bir tereddüt içinde olduk. Amel-i salihimizi de Cenab-ı Hak kabul etti. Onun o rahmetiyle, Rahman Rahim sıfatıyla hak ettiğimiz bu güzelliklere ulaştı diyecekler. Şimdi benim az önce okuttuğum bölüme gelelim. Allah Resulü müşriklerle özellikle Mekke'de çok büyük mücadele vermiş. Mekki sureler bunları bize en veciz ifadelerle anlatır. Ben okurken, bilmediğimi öğrenirken, çalışma yaparken Kabe'yi ziyarete gidenlerin Mekke ayetleri üzerinde düşünmeleri, götürenlerin bu ayetler üzerinde onları aydınlatmaları. Çünkü bu ayetleri okuduktan sonra şunu düşünüyorum. Bütün ibadetler orada zahiri yönüyle semboliktir. İhram bir semboldür.
tavaf bir semboldür, sa'i bir semboldür vesaire. Ama içi nedir? Dönmek midir yoksa bütün bu olayları düşünmek, tefekkür ederek erimek midir, kendimizden geçmek midir? Koşmak mıdır yoksa koşarken burada kimler, ne için koştular? Ta Peygamber İbrahim'den Allah Resulüne. Allah Resulüne karşı Mekke'de, Dar-ı Nedve'de teröristler diyelim toplanmışlar. Bu adamı nasıl yok ederiz diye. Allah bunu biliyor. Peygamberini teselli ediyor. Sen diyor korkma. Sen vazifeni imkan dahilinde yapmaya çalış. Çünkü senin muhataplarının ne düşündüğünü ve ne düşüneceklerini, ne söylediklerini, ne söyleyeceklerini, ne yaptıklarını ve ne yapacaklarını biliyoruz. Seni haberdar edeceğiz. Hiç korkma. Ne diyorlar sana ey Peygamber, ey Muhammed? Sen bir kahinsin, sen bir sihirbazsın. Haşa. De ki onlara, şimdi burada emli cümleler başlıyor. 15 tane em. Yoksa onlar şöyle mi? Biz de deriz ya, bu adam kendini ne zannediyor? Yoksa kral mı zannediyor? Bu adam işte kendini ne zannediyor? Dünyanın en büyük zengini mi zannediyor? İşte en büyük adamı mı zannediyor? Cümleleriyle bakın, Kureyşlilerin dünyalarını nasıl çözüyor ve Peygamberimizi aydınlatıyor. Peki, onlar yoksa sana şair diyorlar ve senin ölmeni, bir bela felaket gelip senin dünyadan göçmeni mi istiyorlar? Bu raybel menun ifadesi ölüm temennisidir. Yani bir zamanın felaketi gelsin, bu adamı alsın gitsin. Hatta onlar karar vermişler. Düşünmüşler, taşınmışlar. En son bekleyelim. Bütün şairler gibi bu da göçüp gider, Allah korusun, tırnak içinde haşa, belasını bulur diyorlar. Ey Muhammed, de ki siz benim belamı istiyorsunuz, benim helakim, ben de sizin helakınızı isteyenlerden. Peki onlara, yoksa onlara bu saçma, hezeyan, mesnetsiz konuşmalarını akılları mı emrediyor? Çünkü bir insanın aynı anda şair dediğiniz zaman bir altyapısı vardır. Mecnun derseniz nasıl olacak? Hem şair hem mecnun. Mümkün değil. O halde demek ki siz saçmalıyorsunuz, bir dalalet içerisindesiniz. Yoksa siz sapıtmış insanlar mısınız? İnsanlar mısınız? Yoksa onlar bu Muhammed kendisi uydurdu, bize de vahyi yutturuyor haşa. Yoksa öyle mi diyorlar? Peki Muhammed'i tanımıyor musunuz? En doğru insan Muhammedül Emin. Sözleri doğru, özü doğru, her şeyi doğru. Peki nasıl söylersiniz? Eğer sözünüzde sadık iseniz, yani bir insan öyle bir kelimeyi, kelamı uyduruyorsa, bir kelam da siz getirin. Bir kelime, bir cümle, bir ayet, bir sure. Mümkün değil. Niye onlara söyle? Yoksa onlar kendilerinin hiçbir sebep olmadan mı dünyaya geldiklerini, nasıl yaratıcı olmadan mı yaratıldıklarını sanıyorlar? Mümkün mü? Haşa. Yoksa onlar daha da ileri gidip yaratıcı biziz. Öyle mi diyorlar? Gökleri, yeri onlar mı yarattılar? Ne dediler? وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Peki Allah diyorsunuz, sonra da bu dönüşü yapıp kendinizi aldatıyorsunuz. De bakalım onlara, yanlarında Allah'ın hazineleri mi var? Başına oturmuşlar, tahsildar gibi, kimisine vergi koyuyorlar, kimisinden kaçırıyorlar, risaleti senden alıyorlar, sana layık görmüyorlar, başkasına başka şeyler bekliyorlar. Böyle bir güçler mi var? Hazineler ellerinde mi? Ha, yoksa onların yanında bir merdiven mi var? Ki birisi merdivenden çıkıyor, göklerin falan falan katlarına, oradan Cenab-ı Hakk'ın meleği âlâya olan emirlerini, vahiylerini, kelamını dinliyorlar, aşağıya inip haber veriyorlar. Böyle bir güçleri mi var? Başka? E bakalım onlara. Doğan kız çocukları Allah'ın, erkek çocukları bizim. Bir abdü var ya, Mekkeli müşriklerde, kız çocukları haşa insan değil. Allah'ın kızları,
biz de bunlara putlar yaptık, niye tapıyoruz, şöyle tapıyoruz. Bunlar belki bize ahirette şefaatçi olur. Hep arzularını Cenab-ı Hak ortaya koyuyor. Devam ediyor. Yoksa ey Muhammed, sen bütün bu hizmetlerin karşılığında onlardan çok büyük bedeller mi istedin ki bunun altında ezildiler? فَهُمْ مِنْ مَغْرَمِنْ يُتْغَلُونَ Yoksa gaybın anahtarları, gaybi hakikatlere mutlaki oldular da başladılar onları yazıp çizmeye ve etrafa dağıtmaya. Yoksa onlar hileler, tuzaklar mı istiyorlar? Aslında o kafirler, asıl hile ve tuzak başlarına yakında gelecek, haberleri yok. Allah'tan başka ilahlar, öyle mi? Haşa, haşa. Şimdi وَاِنْ يَرَوْ كِسْفَا Bunun da bir lütfen altını çizelim. وَاِنْ يَرَوْ كِسْفَا Böyle bir küfr-i inadi, la der, lo demez. Nuh der, peygamber demez. Ne yaparsanız doğru, yanlıştır. Misal, eğer onlara gökten bir kütle inse, bak inse, ne derler? Bu bir yüklü bulut. Halbuki felaket. Felaket. Ama küfr-i inadi perdelemiş gözlerini. Ne desem yanlış diyorlar. Ne yaparsam yanlış diyorlar. Allah muhafaza. Bu bir algı nesilden nesile intikal eder. Onlara has bir şey değildir. Ey Muhammed, sen şimdi bir süre onları kendi haline bırak. Yakında çarpılacakları, şaşıracakları o gün ile karşı karşıya geldikleri zaman görecekler ki hiçbir varlık kendilerine fayda veremeyecek, yardım da göremeyecekler. Hem bu dünyada bir felaket, 7 yıllık bir Mekke kulaklık dönemi, hem kabirde hem ahirette dunelerlik azap üstüne azapla muhatap olacaklar. Sen bu konuda Rabbin sana neyi emrediyorsa, nasıl bir yol gösteriyorsa hükmüne bak, sabırlı ol. Çünkü sen bizim daima gözümüzün önündesin. Kudretimiz çerçevesindesin. Bizim murakabamız altındasın. Seni biz takip ediyoruz. Korkma. Subhanallah de. Subhanallah ve bihamdi. Subhanallahil azim. Ne zaman? Bir meclisten ayrıldığın zaman diye tefsir etmiş. Benim kaynağım Elmallah'ım diye yazar. Hak dini Kur'an dili tefsiridir. Diğer birkaç tefsir ama asıl bu. Çünkü bu tefsir bütün klasik tefsirlerden süzme bilgileri en doğru şekilde ifade etmiş bir müfessirdir. Henüz daha aşılamadı. Henüz daha aşılamadı. Orada diyor ki Allah Resulü bir meclisten kalktığınız zaman namaza kalkarken şimdi burayı terk ederken bir meclisten kalkarken Peygamberimiz Subhaneke Allahümme ve bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ent Estağfiruke ve etûbü ileyk Bunu söylenmiş. Ya Resulullah niye? Buyurmuş ki bunun mecliste bulunan kişiye kefaret olduğunu bilir. Bu bir kefaret. Yani günahlarımıza bir kalkan. Bakın bütün bunlar Rahman Rahim'in bizi affetmesi için vesilelerdir. Bize sadece o vesileyi araştırmak ve o vesileye göre hareket etmek düşüyor. Evet. Heyne te'um ve minel leyli en son ayeti kerime ve minel leyli tesebbihu ve ibaran vücudun. Bu yıldızların battığı vakit, akşam vakti, akşam yatsı namazına işaret. Bir de sabahın, gecenin bir bölümü sonuna doğru sabah namazı. Namazların ardından zikre, tesbihe devam et. Demek ki bunlar çok kuvvetli sünnetler. Demek ki bunlar bize azim, gayret, şevk veren, irade veren tesbihatlar, bizi hazırlayan şeyler ihmal etmemek lazım. Bildiğimiz kadarıyla. Değerli arkadaşlar, Sure-i Tur'u böylece özetlemiş olduk.
Kelamımız esnasında bir hata, kusuru olduysa Cenab-ı Hak affetsin. Tabi asla bir kastı mahsusayla bir şey yapmak istemeyiz ama insanız, beşeriz. Olabilir. Cenab-ı Hak affeylesin inşallah. Evet, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Meali Şerif'le Kur'an'ın kapısında biraz gezdik, kapısına dayandıydık. Şimdi biraz da odalarında gezdik, tefrişatı gördük. Şimdi cennetin odalarını biraz daha fazla gezdirsin Hayır Hoca bize. Buyurun Hayır Hoca. Kalmam. Bugün açıklayacağımız kavram cennet kavramı. Zaten surede de meal esnasında gördünüz. Cennetle ilgili nimetleriyle ilgili bir takım bilgiler verildi. Cennet ahirette Allah'ın iman etmiş kullarına vaat ettiği ebedi saadet yurdudur. Kur'an-ı Kerim'de farklı isimlerle de zikredilir ama en çok zikredilen ismi cennettir. Cennetün Ne'im, Adn, Firdevs, Hüsna, Darüsselam, Darülmukame, Darülahire ve daha başka isimleri de vardır. Cennetin katları vardır. Bazı alimler bu isimlerin cennetin katları olduğunu söylemişlerdir. Cennetle ilgili gerek Kur'an-ı Kerim'de geçen, gerek hadislerde geçen açıklamaları şu şekilde anlamalıyız. Bunlar bizim dünya aklıyla, dünyadaki idrakimizle tam olarak ihata edemeyeceğimiz hususlardır. Fakat Rabb-i Zülcelal Hazretleri bizim anlayacağımız misallerle cenneti bize anlatıyor. Fakat bu demek değildir ki cennet sadece burada anlatılanların birebir aynısıdır. Zira bir hadis kutsi'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ben salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir beşer zihninin tasavvur edemeyeceği mutluluklar hazırladım. Rabbim inşallah bizleri ona kavuştursun. Cennetin 8 kapısından bahsedilmiştir. Aynı zamanda ayetlerde yine cennetin altlarından ırmakların aktığı bahsedilmiştir. Bunlar yine ayetlerde belirtildiği üzere tadı bozulmayan süt ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, şarap ırmakları, süzülmüş bal ırmaklarıdır. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz'e verilmiş olan Kevser de bir nehir veya bir havuz olduğu zikredilmektedir. Yine cennette ağaçlardan, gölgelerden, koyu yeşilliklerden bahsedilmiştir. Bazı ağaç isimlerine değinilmiştir. Hurma, nar, reyhan, kiraz, muz ve benzeri ağaçların ismi Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Cennet hayatında zikredilen iki önemli özellik var. Birincisi arzulanan her şey, ikincisi de ebediyet. Nitekim Zuhruf suresi 71. ayette şöyle buyurulmuştur. Gönüllerin özleyeceği, gözlerin hoşlanacağı her şey orada vardır ve siz orada ebediyen kalacaksınız. Yine Peygamber Efendimiz, Allah sizi cennete koyarsa orada canınızın arzuladığı ve gözünüzün hoşlandığı her şeyi bulursunuz buyurmaktadır. Ve biz özellikle, özet olarak cennet nimetlerini şöyle 6 maddede sıralayabiliriz. Birincisi, sonsuz ve sınırsız lüks ve konfor, sürekli barış ve huzur, cennet ehlinin hem bedeni ve hem ruhi bakımdan son derece güçlü ve yetenekli olması, manevi tatmin yani rıza-i ilahi, Allah'ı görmek ve onunla konuşmak ve bütün bunları saran bir ebediyet. Cennette aynı zamanda yiyeceklerden de bahsedilmiştir. Suremizde de geçti. Bunlar bilgiler verilmiştir ve cennet şaraplarının sarhoş etmediği, insanları kötülüğe sevk etmediği bildirilmiştir. Cennet nimetleri sadece bu maddi nimetlerden ibaret değildir. Orada esas en büyük nimet Allah'ın rızasıdır. Allah'ı görmek ve onunla konuşmaktır. Tabii ayetlerde de yine geçti. Cennette hurilerden bahsedilmiştir. Bizim şu anda vasıflarını bilemeyeceğimiz şekilde fakat insanların hoşuna giden güzel yaratılmış hurilerden bahsedilmiştir. Aynı zamanda cennette
temiz zevcelerden bahsedilerek erkekli kadınlı aynı dünyada olduğu gibi evlilik hayatının olacağından bahsedilmiştir. Ve karı koca eğer salihlerse cennette de inşallah aynı hayatı devam ettirecekler. En önemli husus, cennet sadece ruhen yaşanan bir alem değildir. Hem ruhen ve hem bedenen yaşanan cismani bir alemdir cennet. Cennete Allah iman eden ve salih amel işleyen kullarını davet etmiştir. Peygamber Efendimizin şu açıklaması önemli. İlahi rahmet olmadan kimse cennete girebilecektir. Bu beyanın bize hatırlattığı şudur. İbadetlerde olduğu orta yolu takip etmek ve haşa ibadetlerimize güvenme hastalığına yakalanmamaktır. Bir de kısaca şunu belirtelim. Fakir müminlerin daha önce cennete gireceğine dair hadisler mevcut. Bu onların mutlak manada daha üstün olduklarından değil, zenginlerin hesaplarının daha uzun süreceğinden dolayı olduğu söylenmiştir. Cennet şu anda el an mevcuttur ve yeri bakımından da yükseklerde olduğu zikredilmiştir. Bu onun derecesinin yüksekliğindendir. Fakat bizim onun mekanını idrak etme kabiliyetimiz yoktur ve cennet ebedidir. Ve Allah'ın izniyle cennete girenler oradan bir daha asla çıkarılmayacaklardır. İnşallah diyoruz. Hayri hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi aşçı şerifimiz var. Fakat bir duyurumuzu da yapalım bu arada. Aşçı şerif okuyacak kardeşimiz bugün Emrullah Çalışkan hocaydı. Ancak dün dedesi rahmeti rahmana kavuştu. Bu vesileyle hem Aşr-ı Şerif'ten okuyacağımız ve okuyacağımız Fatiha'ları Emrullah kardeşimizin dedesine gönderelim. Peşinden de Emrullah Hoca okuyamayacak, dolayısıyla Mehmet Tervar'a okuyacak bugün Aşr-ı Şerif'imizi. Ardından da Faruk Algın Hoca'nın duasıyla, Fatih Akbaşı'yla, Faruk Algın'a dua ile inşallah bugünkü dersimizi noktalayacağız. Buyur Mehmet Hoca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ
Suresinde geçen innel muttakine fi cennatin ve ne'im diye ifade buyurduğun takva sahiplerinden olabilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Cennette ehlimizle en güzel, en âli makamlarda neslimizle olabilmeyi, beraber olmayı bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, cehennemlikleri tasvir ettin. O cehennemliklerin hezeyanlarından bizleri, akrabalarımızı, müminleri, insanları ya Rabbi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi, yine bu derste öğrendiğimiz bir meclisten bir insan kalktığında günahlarının mağfur olmasını istiyorsa Peygamber Efendimizin müjdeleri Sünen-i Nesai'de geçen şu hadis-i şerife binaen şu duayı okumayı bizlere nasip eyle. Hep beraber Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Ya Rabbi, seni tesbih ederiz, hamd ile tesbih ederiz. Eşhedü en la ilahe illa ent. Senden başka ilah yoktur. Estağfiruk. Senden mağfiret dileriz. Ve etubu ileyk. Sana tevbe ederiz. Tevbemizi kabul eyle ya Rabbi. Amellerimizi riyadan, kalplerimizi nifaktan,
dillerimizi yalandan, kazançlarımızı haramdan muhafaza eyle. Amin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, hasreten Emrullah Çalışkan kardeşimizin muhterem dedelerinin ruhu için, uzaktan yakından derslerimize gelen bütün talebelerimizin geçmişlerin ruhu için, hocalarımızdan ve hocalarımızın hocalarından ahirete irtihal edenlerin ruhları için, Allah rızası için. El-Fatiha.